Yani dokunulmazlıklar konusu bir dönemdir gündemde. Sadece siyasilerin gündemi değil, toplumun da gündeminde. Çünkü terörü teşvik eden bazı açıklamalar, terörü kutsayan bazı taziye ziyareti gibi uygulamalar milletin maşeri vicdanında çok derin izler, yankılar ve tepkiler doğurdu. Bunu yok sayamayız. Dokunulmazlık siyasilerin meclis kürsüsünü fikir özgürlüğü içinde ve demokratik hukuk devleti kuralları içinde kullanma özgürlüğüdür ve kimsenin meclis kürsüsüne müdahale etmemesini teminat altına alan bir özgürlüktür. Bu bağlamda dokunulmazlıkları savunuyoruz, savunacağız. Ama dokunulmazlık meclis kürsüsünü veya diğer siyasi faaliyetlerin hukuk devleti kurallarının dışına çıkma özgürlüğü de değildir. Burada çok ciddi bir toplumsal tepki var. Sadece Türkiye'nin batısında, kuzeyinde değil, ziyaret ettiğim Doğu, Güneydoğu bölgelerinde de çok ciddi tepki var. Şırnak'ta, Silopi'de de bu tepki var. Ve orada da insanlar Cuma günü oradaki vatandaşlarımız bizlerle kucaklaştıklarına da çok açık şunu ifade ettiler. Bunlar bizi temsil etmiyor Sayın Başbakanım diyor. Bu tavırlar aman Kürt vatandaşlarımıza mal eden yaklaşımlara izin vermeyin diyor. Bir kardeşimiz orada Ankara'daki saldırıda bizim canlarımızı alanları biz lanetliyoruz diye itiraz ediyor. Yükselen bir toplumsal tepki var. Ve bu haklı bir tepki. Dolayısıyla dokunulmazlıkların böyle istismar edilmesini engelleyecek bir tavır almamız gerekebilir. MHP ve CHP'ye de çağrıda bulundum. Bu konuda tutumlarını görmek istiyorum. MHP bir açıklama yaptı. CHP'nin de tutumunu görmek istiyorum. Bu meselenin bir AK Parti'nin tek başına yürüttüğü bir meselenin ötesinde biz tek başımıza kalsak da ne yapacağımızı biliriz. Ama meclisin itibarını korumak hepimizin ortak meselesi.